Sevgili altıncı sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün altıncı sınıf bilişim teknolojileri dersi birinci dönem birinci yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdfini alt taraftaki drive linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hadi vakit kaybetmeden birinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki sözcükleri, aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi tamamlayınız. Yani boşlukları doldurunuz. E bakalım cümlelerimiz neymiş? Klasör, siber zorbalık, dosya, self ve bulut. Hmm, güzel kelimelerimiz var. Bir kişi veya grup tarafından internet ortamında yapılan tehdit hakaret, kandırma gibi davranışlara siber zorbalık denir. Peki size bir soru. Bu tehdit, hakaret eylemleri gerçekleşirse ya da bununla birlikte TCK Türk Ceza Kanunu'nda suç olan eylemler gerçekleşirse oluşan suça teknolojik alet kullanıldığı için siber suçlar, bilişim suçu denir. Bu bilişim suçunun normal suçlara göre %30 daha fazla cezası vardır. Aklınızdan çıkarmayın. Kendi fotoğrafını çekip sosyal medyada takıntılı bir biçimde paylaşma durumu hani böyle balıkları gibi dudaklarında şık, 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 şık hep kendi selfisini atıyor ya ha aklınıza oradan gelsin. Bu bir hastalıktır. Bu self-fitiş hastalığı olarak ifade edilir. Dijital ortamlarda bilgi ve komutları kaydetmek için kullanılan birime dosya denir. Yani bir yapıyı kaydetmek istiyorsanız, bir bilgiyi kaydetmek istiyorsanız bu bir dosyadır. Mesela şu andaki videoyu benim bilgisayarımda işte altın sınıf bilişim birim biri şeklinde kaydedildiği kısım dosyadır. Peki birden fazla dosyanın yani videonun, yazının ya da resmin bir arada tutulduğu birim ise klasördür. Hani okullarda klasörler var ya kağıtlar konulur da depolanır. Aynı işte onun gibi. İnternet üzerinde bize verilen bir alanda dosyalarımızı saklamamıza verilen isim ise bulut depolama teknolojisidir. Yani aslında bulut depolama internetteki hard diskimiz olarak ifade edebilirsiniz. Buna örnek olarak mesela Google Drive, iCloud, Lifebox gibi örnekler verilebilir. Şimdi geldik doğru yanlış ifadelerimize bakalım. Bilginin işlenmesi, depolanması ve sunulması gibi alanlarda bilişim teknolojileri kullanılır. Doğru mu? Tabii ki de doğru. Günümüze baktığınız zaman bizim mesela e-devlet şifremiz, hastanedeki bilgilerimiz, işte kimlik bilgilerimiz aklınıza gelebilecek her bilgi zaten bilişim teknolojileri kullanılarak kayıt ediliyor. Drone ve 3D yazıcılar giyilebilir teknolojiye örnek olarak verilebilir. Dın 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 dın, yanlıştır. Niye yanlış? Çünkü giyilebilir teknoloji nedir? Giyilebilir teknoloji insanın üzerine takabildiği teknolojik aletler olarak ifade edilebilir. E şimdi drone'u ya da 3 boyutlu yazıcıyı üstüne takabiliyor mu? Takamıyor. Mesela koluna akıllı bir saat takmış olsaydım bu giyilebilir teknoloji örnek miydi? Evet örnekti. Ama drone ve 3D yazıcı kullanılabilir bir teknolojiye örnektir. Bilgisayar başında geçen zamanı iyi yönetim, gereğinden fazla vakit harcamamalıyız doğrudur. Şimdi bilgisayarda şöyle bir mantık vardır. Bir saate yakın bir süreçte oturarak durduğunuz takdirde 10 ila 15 dakikalık bir süreçte yürüyüş yapmanız gerekmektedir. Çünkü hepimiz insanız ve hepimizin fen bilimleri dersinde görmüş olduğunuz sindirim kan dolaşım sistemlerimiz var. Bunların çalışabilmesi için biz buna dikkat etmeliyiz. İşletim sistemi bilgisayar yöneten ana yazılımdır. Doğrudur. Mesela telefonunuzda Android var. Android nedir? Mesela telefonun bütün yapısını size aktarır. E, bilgisayarınızda Windows 10, 11 kullandığınız işletim sistemi var. E, bunlar da ana yazılım bütünüdür. Unutmayalım. İnternet ortamında küfür ve hakaret içen yorum yazmak bilişim suçu değildir demiş. Yanlıştır. Az önce anlatmıştım. TCK'ya göre suç olan eylemlerinin yani Türk Ceza Kanunu'na göre suç olan eylemlerin internet ortamında yapılması bilişim suçuna örnektir. Hakaret ve küfür bu örnekler içerisindedir. Linux ve Pardus açık kaynak kodlu bir işletim sistemidir. Peki hocam bir soru sorabilir miyim? Tabii buyurun. Kendi şey oldu. Artık yanımda bir tane öğrencim olmadığı için keşke ses kaydı alabilsem de size soruları sordurabilsem ve cevaplasam. E hocam açık kaynak kod nedir? Açık kaynak kod dediğimiz mantık şudur arkadaşlar. Dünya genelinde bu kodlar bütün insanlık için açıktır. Geliştirilebilir. Yani adam bir kod hazırlamıştır ve sana sunar. Sen bu bilgilere ulaşabilirsin. Zaten Pardus bilmiş olduğunuz üzere TÜBİTAK tarafından geliştirilen bir işletim sistemidir. Yani milli bir işletim sistemi. Ama Pardus Unix tabanını kullanır. Yani Linux'un da bir nevi tabanını kullanır. Ve açık kaynak kodunu geliştirerek bize işletim sistemi olarak sunar. Tanıtım amaçlı hazırlanmış işlem kısıtlaması bulunan yazılımlara ücretsiz freeware yazılım denir demiş. Dın, dın, dın. Yanlıştır. Bak diyor ki tanıtım amaçlı. Mesela gittiniz bir tane dergiden bir teknoloji dergisinden bir tane CD çıktı. Eskiden çoktu. İndirdiniz bu CD'yi ya da işte oyunu indirdiniz. Oynadınız dedi ki ya, araba yarışı var. Tamam oynayalım. Araba yarışının bir bölümü açılıyor. Diğer bölümler açılmıyor. Ha burada demek istediği şu. Bakın biz çok güzel bir araba yarışı yaptık. Bunu bir tanıyın. Yani bu yazılıma biz demo yazılım deriz. Demo yazılım tanıtım amaçlı yapılmış Yazılımdır. Telif hakkının sembolü çember içerisinde bulunan T harfidir demiş. Telif hakkı copyright'tan gelir. Çember içerisinde bulunan C harfidir. T harfi değildir. İnternette sizden geriye iz bırakan her türlü işlemler dijital ayak izi olarak adlandırılır. Doğrudur. Bir de şöyle bir şey var. Karbon ayak izi diye bir şey var. Duydunuz mu hiç? Karbon ayak izi de sizin dünya üzerinde harcadığınız enerjiyi karbon oranını hesaplayan bir yapıdır. Bunu da unutmayalım. Bulut sistemi internet bağlantısı olan her yerden dosya erişimini sağlayan teknolojidir. Evet doğrudur. Nereye gidersen git. Afrika'ya gittin git. Uzaya gittin git. Her yerde bu bilgiye ulaşırsın. Peki geldik ve dosya ve dosya uzantısı. Dosya neydi? Bizim verilerimizi saklayan birimdi. Mesela video bir dosyaydı. Resim bir dosyaydı. Müzik bir dosyaydı. Yazı bir dosya olarak söylemiştik. Peki bunların uzantıları nelerdir? Bunlara bir bakalım. Şimdi birinci uzantı bağlantımız MP3. Baktım burada hopperler var. Dıp, dıs dıp, dıs dıp dıs. Müzik işareti var. O zaman MP3 bir müzik uzantısıdır. JPG'ye baktım. Bak şuradan dağlar, bayırlar, bulutlar güzel bir resim var. O zaman bu bir resim yani fotoğraf uzantısıdır. JPG. Yanlarına yazayım mı arkadaşlar? Şu altlarına da yazayım. Belki ekran resmi alırsınız. Resimdir. GIF'e baktınız. GIF'i zaten mesajlaşmada Whatsapp'ta farklı yerlerde çokça kullanıyorsunuz. Bu ise hareketli resimler için kullanılan hareket nerede hareket orada bereket dediğimiz yapılardır. Doc ise Microsoft Word belgesinin uzantısı olacaktır. Yani yazı yazdığımız Word uzantısıdır. PPT ise PowerPoint uzantısı yani bir nevi PowerPoint yazmayım uzun olmasın sunu hazırlamak için kullandığımız bir uzantısıdır. Geldik birinci test sorumuza bakalım. Hangisi bilgi teknolojilerinin amaçlarından değildir? Şimdi bilgi teknolojileri nedir arkadaşlar? Kullandığımız telefon, tablet, bilgisayar, internet hepsi var. Bilgiye kolay ulaşmayı sağlar. Sağlıyor mu? Google amcaya giriyorsun hemen tık her şeye ulaşıyorsun. Hayatımız kolaylaştı mı? Evet, randevu alıyoruz. Mesela hastaneye artık daha erken gidiyoruz. İşlemlerde hızlıca yapıyoruz. E-devletten geri bir işlem yapabiliyoruz. Hızlı haberleşmeyi sağlamak? Evet, mesela ben Belçika'daki dayımla tık diye konuşuyorum. Zaman tüketimini arttırmak değildir. Bu zaten avantajlarından ziyade bu dezavantajdır. Tabii ki de bir teknolojik bağımlılık ortaya çıkmıştır. Peki ikinci sorumuza bakalım. Diyor ki Bilişim teknolojisi nokta nokta ve nokta nokta teknolojilerin bütünleşmesiyle oluşmuş bir kavramdır. Boşlukları doğru dolduracak kelimeler hangisidir? Arkadaşlar bilişim teknolojisi bilgi ve iletişim teknolojilerinin birleşmesiyle oluşmuş bir kavramdır. Aklınızda bu şekilde bulunsun. Yani bilim ve teknoloji değildir. En yakın o olduğu için söylüyorum. Ya da ulaşım iletişim ya da internet bilgisayar değil. Aşağıdakilerden hangisi giriş birimlerinden değildir? Şimdi giriş birimleri nedir? Şurada bir kasa var tamam mı? Bir PC var. PC dediğimiz ne? Bilgisayar. Bilgisayara veri girişi varsa bu giriş birimidir. Veri çıkışı varsa çıkışı varsa bu ise ee, çıkış birimidir. Peki hocam nasıl anlayacağız? Bak baktın klavye. Klavyenin üstünde ne var? A, B, C, D, E diye giden harfler var. Tıkladığında bilgisayara ne yapar? Veri girişi yapar. Yani giriş birimidir. E hocam farenin de bir tane imleci var. Şöyle çizemesem de. Bir tane imleci var. Bu imleç yardımıyla bizim işlem yapmamızı sağlıyor. Yani giriş birimidir. Mikrofona baktığımız zaman bizim ses dosyalarımızı ne yapıyor? Bilgisayara aktarıyor. Giriş birimidir. Ama hoparlör ses dosyasını bilgisayardan alıyor, dışarıya bir hoparlör yardımıyla dışarıya bu sesi ne yapıyor? Veriyor. Hoparlör çıkış birimidir arkadaşlar. Unutmayalım. İçerideki bilgisayardaki veriyi alıp dışarıya aktarıyor. Dörde bakalım. Aşağıdakilerden hangisi çıkış birimidir? E tarayıcı ne yapıyor? Kağıttaki bilgiyi bilgisayara aktarıyor. Yani giriş. Hoparlör çıkış. Zaten söylemiştik. Kamera giriş. içeriye görüntü aktarıyor. Mikrofon ses aktarıyor. Giriş. Yani yine cevabımız hoparlör oldu. Dosya ve uzantıları arasında verilen eşleşmelerden hangisi yanlış verilmiştir? Hadi bakalım bilgimizi sınayalım. 1'e baktık. PowerPoint PPTX doğru mu? Doğru. E hocam, hocam, hocam. Yukarıda sen PPT dedin. Bakın 2007. 2007 Microsoft Office programlarından sonra mesela Doça x eklenmiştir. PPT'ye aynı şekilde x. XLS e Excel uzantısına x. MBD'ye de yine aynı şekilde x uzantısı eklenmiştir. Yani bu tarz ofis programlarının sonunda x görmeniz aynı uzantıyı ifade eder. Karıştırmayın. Müzik ses dosyası. MP3. Evet hoparlör var. Dıp dıs dıp dıs dıp dıs. E, Word, Doğdu Evet bunu da biliyoruz. Resime PHP demiş. PHP arkadaşlar bir kodlamadır. Resmin uzantısına JPEG yazabilirsiniz. Ne bileyim PNG yazabilirsiniz. TIFF yazabilirsiniz. Ama PHP yazamazsınız. Devam edelim. 6. test sorumuzda diyor ki yeni bir klasör oluşturmak için hangisini yapmak gerekir? Yani bir dosya oluşturacağız. Tamam mı? Bizim dosyalarımızı klasöre aktaracağız. Bunları yapmak için farenin sağ tuşuna tıkladınız. Burada karşınıza şöyle bir ekran açılır. Burada yazar şurada yeni diye bir ekran vardır. Yanında ok vardır. Buraya da tıkladığınızda yeni'nin yanında şurada dosyalar yazar. Burada da klasör yazar. Yani fare sağ tuş yeni klasör sanırsam B seçeneğimiz doğru. Klasörün adını değiştirmek için hangi fonksiyon kullanılır? Bu F2 fonksiyonudur. Klasöre tıklarsınız, F2'ye basarsınız, adını değiştirirsiniz. E hocam, ben klasöre sağ tıklıyorum. Yeniden adlandır diyorum. Aynı işlem mi? Evet, aynı işlem. Unutmayın. Yeniden adlandır da aynı işlemdir. Geri dönüşüm kutusu hangi amaçla kullanılır? Geri dönüşüm kutusu nedir? Bir tane şöyle çöp kovastır. Hatta şöyle yapayım şöyle bir çöp kovastır. İçerisine dosya atarsınız. Burada dosyalar belirli bir süre saklanır. Daha sonra da siz isterseniz geri yükleyip ya da tamamen silme işlemini yaparsınız. E bakalım dosyaların adını değiştirmek değil. Dosyaları kopyalamak, taşımak ve kontrol etmek değil dosyaları dönüştüm, dönüşüme sokmak değil, dosyaları silmek veya silinen dosyaları kurtarmak için geri dönüşüm kutusunu kullanırız. Yani doğru cevabımız D seçeneğidir. Geçici bir bekleme alanı gibi düşünebilirsiniz. 9'a bakalım. Diyor ki dosya ve klasörlerin saklanabileceği ortamlardır. Alfabede bulunan harfler A'dan Z'ye temsil edilir. Bu tanım hangi kavrama aittir? Bilgisayarına girdiğiniz zaman orada A'dan Z'ye doğru klasör isim A'dan Z'ye doğru isimler vardır. Bu isimlerin birleşmesi yani orada dosyaları sakladığımız genelde siz C ve D klasörlerini kurarsınız. Yani C'de sistem vardır. D'de de kalıcı dosyalar saklanır. Bunlar arkadaşlar sürücü isimleridir. Yani alınan dosyaların saklandığı, dosya ve klasörlerin saklandığı bir alan olarak ifade ederiz. Peki geldik 10. sorumuza. Biraz da yorulduk herhalde. 14 dakika olmuş arkadaşlar. 10. sorumuza bakalım. Dosya ve klasörlere isim verirken bazı karakterler kullanılamaz. Aşağıdakilerden hangisi bu karakterlerden değildir? Hocam niye kullanamıyoruz? Çünkü işletim sisteminde bu karakterlerin belirli bir karşılığı vardır. Mesela tire işareti, soru işareti, burada büyüktür, aynı şekilde küçüktür ifadelerini kullanamazsınız. Bunlar işletim sisteminde bir karşılığı olduğu için dosya ismi olmaz. Ama artı işaretinde herhangi bir sıkıntı yoktur. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. 11'e bakalım. Bilgisayarda çeşitli görevleri gerçekleştirmek için hazırlanmış programlara nokta nokta denir. Boşluğa hangisi gelmelidir? E bu programlar yani diyor ki bak görevleri yapacak bunlar yazılımdır. Mesela yazı yazacağım ben, slayt hazırlayacağım. İşte ne bileyim PDF dosyama bakacağım ya da tarayıcıda gezeceğim. Bunlar yazılımdır. 12'ye bakalım. Aşağıda verilen özellikler hangi donanım parçasına ait? Bilgisayarın tüm donanımları üzerine bağlandığı karttır. Üzerinde veri yolları bulunur. Yani diyor ki bu kart ana gibi bütün çocuklarını etrafında toplar. Bütün kartlar buna takılır ve iletişimini sağlayan ana karttır. Peki hocam sabit disk nedir? Sabit disk hard disk verilerimizi kalıcı olarak saklayan birimdir. RAM bilgilerimizi geçici olarak saklayıp bilgisayarın işlem yapmasını sağlar. CD sürücü ise bizim küçük 700 MB'lık CD'lerle bilgilerimizi alıp vermemizi yani taşımamızı sağlar. Geldik son soru artık bitti dersimiz. Aşağıda verilen özellik hangi donanım parçasına aittir? Aritmatiksel ve mantıksal karşılaştırma işlemlerini yaparak sonuçları çıktı birimine gönderen kısım ise işlemci olacaktır. Yani bilgisayardaki bütün işlemleri yapan birimdir. Arkadaşlar 6. sınıf bilişim teknolojileri yazılımımız biraz daha sözel bir ders olduğu için dosya klasör, işte siber zorbalık genelde suçların bulunduğu kısım olduğu için e, biraz daha metinsel bir yazılı hazırladık ama size biraz daha Scratch, kodlama, Code.org gibi yazılarımızı da yine kanalımızda bulabilirsiniz. Bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi 2 yuvarlak gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.